Şimdi elmalı kupu yapıyoruz. Elmayı soyduk. Kadir rendeliyor. Ben de 12 tane bisküviyi hemen şöyle rondumun içine. 12 adet mi oluyor bisküvi? 6, 8, 10. 12. 12. Daha fazla bisküvi koysak olmaz mı? Elmaya bağlı aslında. Bir elmaya 12 bisküvi gidiyor o zaman. Aynen öyle. Peki bunu hamur gibi yoğuracak mıyız? Ne yapacağız? Aynen öyle, böyle hamur gibi yoğuracağız. İçine ceviz de koyacağız. Tamam. Ondan sonra onları ceviz büyüklüğünde şey yapacağız. Okey. Üstüne bir sos, bir şeysi yok mu bunun? Pudingini koyacağız. Ha, puding yapacağız. Ben de sandım ki top top yapıp bir şey banacağız. Şey, puding neli? Çikolatalı. Rahatsız. Bu elmamız tamam. Çektiğim bisküvileri içine dolduracağız. Aynen, ceviz de çektim şimdi. Biraz böyle hafif iri iri olursa. Onları bisküviyle mi karıştıracaksınız? Evet, bisküviyle karıştıracağım. Bu da çok iri oldu. Kekimiz bir yandan kabarıyor şu anda. Döküyorum bunları elmanın içine. Dur, dur, bir dakika. Dur, dur, bir saniye. Sakın ani hareketler yapmayın. Tamam, dök bakalım. Elma yetmezse biraz daha rendeleyeceğiz. Bismillahirrahmanirrahim. Kek ne alemde? İki elma, bir gönül alma. Bunu yoğuruyor muyuz şimdi? Yoğur, yoğur, yoğur. İrsen Hanım, bu karışımın içine şeker koymayacak mıyız? Şeker koyacağız ya, pudra şekeri. Aha şunu. Ya sen niye kaza söylüyorsun? Söylememin ne sakıncası var Kadir? Kadın zaten elindeki kağıda bakarak yapıyor. Unutacak hali yok ya. Aynen, elimde kağıt var. Elinde kağıda baka baka neler koymayanları gör. Madem kağıdınız orada, hadi bize listeyi güzelce bir sayın bakalım. Bir paket bisküvi, iki tane elma kırmızı. Ondan sonra yarım çay bardağı ceviz koyduk. Bir paket pudra şekeri, iki tane de kakaolu puding, iki paket. Nasıl paket puding? Paket puding işte. Normal bakkal pudingi. Muhallebiyi siz yapmayacak mısınız? Hayır, pudingle oluyor bu. Çikolatalı puding yapmıyoruz mu evde biz, içine kalıp çikolata atıp da muhallebiyle birlikte? Yok anam, ben yapmıyorum. Niye? Ne güzel, kolay, hemen sütle karıştırıp yapıyorsun pudingi. Ay, bunlar hep otomatik gelin, gördün. Kadın en avanat benim programında kolay tariflerle menü hazırlıyor. Bizim de zaten hiç öyle pratik, şeyle... Pratik pratik, beni sadece bebeği olan, küçük bebeği olan anneler anlar. Kız, beni bebeğinden ne işimiz var şimdi bizim? O yüzden pratik şeyler yapmaya çalışıyorum. En pratik benim değil bu arada burası, en avanat benim. Elmalı kupun zorluğu sadece elmaları doğraması. Muhallebiyi karıştır ve dök, bu kadar basit. Elmalı kup daha önce yemedim ama onun da çok meşakkatli bir iş olduğunu düşünmüyorum. Bence arkadaşımız çok basit basit şeylere kaçmış. Hay, normal günde amenna da şu anda yani neredeyiz? En amarat benimdeyiz. Amaratım canım, pudingi kendim yapmadım diye amarat olmuyor muyum? İki saatte bu kadar hengamenin içinde neler yapıyorum, şuraya bak. Mısırlılık yapıyorum. Sen de nankör. Aynen öyle. Birsen Hanım, börek mi açıyorsunuz sanki? Ya börek açıp da eline yüzüne bulaştıranlar da var. Kız, onlar kalsın orada. Sen şu anda el atma bir şey yapabilir misin? Yok, yapamam ben. Yapamam. Yani bir gözleme yapamaz mısın 5 dakika un su tuz katıp da? Yok, yapamam ama. Hamarat olmak için el açması önemli tabii ki ama el açması yapmadan da çok güzel lezzetler çıkarabiliriz. Birsen'cim. Maharet el açmasında. Yapamıyorsun, bunu söyle, canımı ye. Kadir, kuplar ne oldu, kuplar? Kup nerede? Kadir, onları böyle ceviz büyüklüğünde yapıp kuplara atacaksın. Aç orayı, orada mor kuplar var cam. O kuplardan bir tanesi farklı yalnız. Benim onu olsun. Onu ben yerim ben. Sunucu kabı olduğu belli olsun. İstersen hepsini ona yapalım. Altısını da ona yapalım. Bir şey diyeceğim. Sakın öyle şey yapma. Onları böyle böyle şey yapacağız. İyi, o vıç vıç. Bu nasıl elimde bütünleşecek? Dur biraz daha ona ben bisküvi yapayım o zaman. Bekle. Beni deneyeceğim. Üstüne zaten puding gelecek. Ha top olmuş, ha içine yaymış. Hayır hayır. O böyle şey profiterol gibi duruyor. Sen neden karışıyorsun kadına? Hayır, o zaman profiterol gibiyse bu cıvık bir hale aldı. Tamamdır, bisküvi veriyorum. Bunun yoğun olması lazım. Eriştemiz tamam. Yapacağımız bir şey kaldı mı bizim? Köz biberler olsun, onları soyacağız. Tamam, erişte için onlar. Bunların dışında yeniden sıfırdan başlayacağımız bir şey var mı? Tabii, patates rulomuz var. Patates rulo, patatesler nerede? Ben şu patatesleri bir soyayım istersen. 5 tane soy. Ben bunları yıkayayım, soymasını sana bırakacağım. Tamam. Kıymalı patatesli ruloyu severim ama 5 çayında değil, akşam yemeğinde. 5 çayına uygun olduğunu düşünmüyorum.
Şimdi bu püreyi nasıl yapacaksın? Püre değil hayatım. Onları rendeliyoruz iyice 5 tanesini. Suyunu sıkıyoruz. Bir tane kaba alıyoruz. Üstüne peynir, kaşar peyniri ekliyoruz. Onları tepsiye yayacağız, pişireceğiz. Üstüne de kıyma içi yapacağız. Peki o zaman. Çok güzel bir şey olacak gibi. Bir şey diyeceğim. Bu yalancı profiterole benzemiyor mu? Biraz benziyor. Diğer yapacağınız da yalancı röşteye benziyor zaten. Ha evet, o da ona benziyor. Bugün bayağı yalancılardan gidiyoruz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.